başka bir anlama gelmiyor. Bu alanda Aleviler asimilasyoncu olarak devleti suçlama hakları yok bana göre. Bu birisi cenaze. Hı hı. Cenaze, Alevi cenaze törenlerine kısaca geçmek istiyorum. Hocamız var bu hususta daha yetkin. Evet, o anladım. Değinecek ama şunu belirteyim. Doğu Anadolu'da Alevilere Kızılbaş denir. Orta Anadolu'da Abdal denir. Karadeniz boyunda Çepni denir. Akdeniz boyunda Tahtacı denir. Güneydoğu'da daha dar bir alanda Antakya, Adana benzeri yerlerde Nusayri denir. Bunların toplamının adı Aleviliktir. Çünkü Alevilik bir bütündür. Bir bütün olduğunu nasıl görüyoruz farklılıkları olmasına rağmen? Denir ki yol bir, sürek bin bir. Sürek bin bir. Yani bu demektir ki Alevi ritüelleri, cemlerinde uygulanan Alevi ritüellerinin şu veya bu şekilde birbirinden farklı olması bu yadsınamaz. Bu bölgesel özelliklerdir. Alevi kültürünün bütünlüğü içinde farklılıklar bir zenginliktir. Burada bir çelişme çatışma yoktur. Aleviliğin kendi içinde. Aleviliğin iç içe yaşadığı Sünni İslam toplumuyla da genel anlamda ciddi bir çatışması yoktur. Alevilik Sünnilik temelinde bir çatışması yoktur. O toplumla komşuluk ilişkileri, çarşıda esnaflık ilişkileri, iş yerinde arkadaşlık ilişkileri mükemmeldir. İstisnaları vardır bunun. Nedir istisnaları? Devletin ayrıştırıcı, bölücü, dinci, ırkçı politikasından etkilenmiş cahil cühelanın devletin bu saldırgan, ayrıştırıcı politikasının etkisinde kalmış bu insanlar ölçüsüzce, terbiyesizce bir dil kullanabiliyorlar. Bu Sünni toplumunun tamamının kötü olduğu anlamına gelmez. Alevilerin Sünni toplumuyla çatıştığı, onları kötülediği anlamına hiç gelmez. Siyaset karışmadığı yerde Anadolu halkı, hatta dünya halkları her yerde iç içe huzurlu, mutlu, barış içinde yaşamasını bilirler. Burjuva siyasetin, sömürü siyasetinin, dinci siyasetin temel işlevi bu barış içinde yaşama tutkusu içinde olan toplumları kendi içinde ayrıştırarak çatıştırmak. Buradan da kendi ömrünü devam ettirme mücadelesi var. İşin özü bu zaten. Alevi cenazeleri başından itibaren kişinin hakka yürüdüğü, ruhunu temsil ettiği andan itibaren bölgede, köyde bulunan bilge olarak Alevi kültürüne oldukça vakıf olduğu sanılan dede, bilge insanlar, ozanlar gelirler, saz eşliğinde nefesler söylerler. Defin esnasında kişinin, hakka yürüyen kişinin geçmişiyle ilgili toplumda bıraktığı önemli izleri, başarıları özet olarak anlatılır. Bu cenaze sahiplerine moral olsun diye, dinleyiciler de ders alsın diye, gidenin arkasından alınacak ders onun bıraktığı mirası yaşatmak anlamına çok anlamlıdır. Şu an yapılıyor mu böyle sizin anlattığınız? Bu an yapılmıyor. Alevi töresi böyledir. Hı. Şununla bitireyim, noktalayayım. Alevi cenazelerinde musallada helallaşma diye bir gelenek yoktur. Alevi cenazelerinde cenazeyle helallaşma adına yapılan dardan indirme cemleri vardır. Daha sonra bu cemlere gerekirse açarız. Peki, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Konuşacağız. Evet, Hüseyin Taştekin Şahkulu Vakfı'nın genel sekreteri öyle dinledi, böyle gülümsedi. Mehmet dedemi köyünde kendisini ziyaret ettim. Oraya bağlayacağım. Çok örnek bir köy, güzel bir köy. Gerçekten. Ocak köyü, evet. Ocak köyü, evet. Bir otobüs dolusu gitmiştim.
Gece yarısı vardık, bizi konuk etti. Sabah beni gezdirince köyü tanıttı. Hatta helikopter pisti böyle gururla anlatınca döndüm, dedim ki dede güzel de bu köy Ocak köyü, dedeler köyü. Ama burada bir cami görüyorum. Bu caminin ne işi var burada sevgili dedem? Hı hı. Hak rahmet eylesin. O bizi belki izliyor, dinliyor. Dedi ki Hüseyin Can hiç sorma dedi. Aşağıdaki bütün köyler Sünnidir. Zaman zaman bizim köyümüze geliyor. Bu köyde işte namaz kılmak için zorunlu olarak tutuk bu cami yaptık. Peki dedem dedim. Muhakkak komşuluk ilişkileriniz var. Siz o köye gittiğinizde cem evi var mı? Orada cem yapma şansınız var mı? Ya Hüseyin'im dedi, derine girme fazla, kurban oldu mu? Bu da benim için dert oldu dedi. Peki Anadolu'da cenazelikleri yapıyoruz diyoruz. Telefonumuz geldi. İyi akşamlar sevgili dedi. İyi akşamlar, sevgili Hüseyin. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İzliyor musunuz bizi sevgili dedem? İzliyorum. Orada bulunan canlara sevgi selamlarımı iletiyorum. İzleyenlerinize de iyi akşamlar diliyorum. Bugün cenaze ekranını konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili sizin yorumunuzu, düşüncenizi almak istiyorum. Teşekkür ediyorum sevgili kelleci, sağ olasın. İki tane düzeltme yapmak istiyorum. Aleviliğin manifestosu deyince Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Hamdullah Efendi'nin savunmasını da ekleyelim oraya. Tamam, olurdu. Edip Harabi Baba'nın Vahdetnamesini de ekleyelim. Evet, o önümde şu an, o da önümde. Evet, ikisi önümde. Onları da ekleyelim. Bir de Filiz Hanım'a bir düzeltme yapmak isterim uygun görürse. Bayan yok. Toplum iki cinsten oluşmaktadır. Kadın ve erkek. Kadınlar ana bacıdırlar ve babalar da babadır. Hı. Yani bayan, hanım, hanımefendi gibi sözcükler bizim literatürümüzde olmayan sözcükler. Gücenmeyin ne olur, düzeltmek istedim. Hı. Sevgili canlar, bugün demin sen tarihçesini verdin sevgili Hüseyin. 18. yüzyıldan itibaren Alevi köylerine gönderilen Sünni inanç sisteminin Alevi gibi doğuyoruz, Sünni gibi sırlanıyoruz. Bunun sıkıntılarını yaşayanlardan bir tanesiyim. Cenaze erkanı demin orada gördüm. O duruş da yanlıştı. Cenaze erkanında halka yönünüzü döneceksiniz. Halka sırtınızı dönerek cenaze erkanı yerine getirilmez. Adı üstünde erkan. Erkanda, cemde nasıl duruyorsak cenaze erkanında da öyle dururuz. Yani kadın erkek fark etmiyor. Hep birlikte ve bir arada. Dua olmaz dedi canımız. Dua olur. Hakka yürüyen can için ve orada bulunan canlar için yüce yaratana dua edilir. Dua edilir. Bir şey doğru söyledi hoca. Dar ayini. Alevilikte dar ayini önemlidir. Helallaşma yeri musalla değildir. Helallaşma yeri aynı dardır ya da dar cemidir. Şimdilik söyleyeceğim bunlar, başka sorun yok varsa. Efendim, özellikle Çorum, sizin gittiğiniz Çorum, Amasya, Tokat, Mersin'e kadar uzanıyorsunuz, Karadeniz. O bölgelerde de cenazeler sizin şu anlattığınız şekilde mi kalkıyor şu anda? Yoksa biz de uyduk mu? Sevgili Hüseyin'in, hocamın anlattığı gibi. O arkadaşın adını okuyamadım, göremedim ama bir düzeltme daha yapmak istiyorum gene Filiz Hanım'a. Dergah 4 değil 5. Mısır Kahire'de Kaygısız Abdal dergahını da unutmayalım diye hatırlatıyorum, işlev görmemiş olsa da. Bu Hacı Bektaş Veli dergahına bağlı önemli dergahlardan bir tanesi. Sevgili kelleci, evet. Hünkar Vakfı, yani Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı 2 yıllık süren bir araştırmayla birlikte cenaze erkanının nasıl olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini Anadolu'nun köy köy, kasaba kasaba dolanarak bir erkan hazırladık. Yakın zamanda baskıya verilecek ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Senin söylediğin gibi, yani Çorum'da Alevi Kültür Merkezi Derneği ve Hünkar Hacı Bektaş
Anadolu Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın Çorum Şubesi Alevi erkanına göre cenaze eksikliklerine rağmen, ki o arkadaşlar onu gidermeye çalışıyor, gayret ediyorlar. Eksikliklerine rağmen Alevi erkanına göre cenaze hizmetleri yapılmaktadır. Fakat orada bir arkadaşım doğru bir şey söyledi. Toplum ilişkilerimizden dolayı hala kendini baskı altında hissedip Sünni erkanına göre cenaze kaldırılan yerlerin olduğu da mevcut. Söylediğin gibi, çünkü her Alevi köyünde bir cami var, her Alevi köyünde bir imam var, her Alevi köyünde o senin söylediğin yerler yerine getiriliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çorum'a selam olsun. Ben ek yapmak istiyorum. Cenaze erkanı inancın gereklerinden birisidir. O olmazsa olmazlarımızdandır. Alevi doğup, Alevi yaşayıp ve Sünni gibi sırlanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Orada da defin deniyor. Defin değil, onun adı da sırlanma olmalı diye düzeltmek lazım. Ve sırlanır. Cenaze defnedilmez. Evet, Gazi Cemevi yöneticisi Sayın Eyüp Günsel. Evet, genç olarak, genç bir yönetici olarak bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Bugün aslında aynı konuyu biz de kendi cemevimizde tartıştık. Bizde özellikle toplumda tabandan ciddi iki yönlü baskı geliyor. Birbirine zıttı. Bir, gülbanklarla, duazı imamlarla cenaze kaldırılmasını isteyen insanlar var. Bir de Arapça, hatta camilerde okunduğu biçimiyle, makamıyla, ölçüsüyle, hecesiyle tamamıyla Arap kültürüne özenen Sünniliğin, Diyanetin öğrettiği Arapçayla, Kur'an'la kaldırılmasını isteyen insanlar var. Ve bunlar bir kısım insan, hocamızı biz kravatla, takım elbiseyle, temiz, pürüpak hizmet vermesi için yönlendirirken, İnsanlar gelip niye cübbe giymiyor, niye başında sarı yok, bizim yabancı misafirlerimiz geliyor, bizim dışarıdan insanlarımız geliyor, biz onlara rezil oluyoruz diye bize baskı yapan, dedemize, bugün bizzat konuştuk, dedemize baskı yapan insanlar olduğu gibi, ya böyle şey de mi olur, böyle cübbe sarık ne, biz şey miyiz, Sünni miyiz, niye dedelerimiz, eskiden bizde dedelerimizde cübbe sarık mı vardı, niye böyle oluyor, gülbankla kalksın, duaz imamlarla kalksın diye baskılar da geliyor. İnsanlar iki türlü, biz de buna uygun hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey var sevgili Eyüp, yani Ok Meydanı Cemevi'nde de sizin anlattıklarınızın tamamı vardı. Son iki yıldır yönetim kurulu bir karar almış, burada kardeşim ana dilimizde cenaze kalkacak demiş ve ana dilde sizin anlattıklarınızın hepsi orada var. Şu an bile var. Ama yapıyorlar yani, bir kararla kendi dillerinde yaptıklarını ben gördüm. Sizde olması mümkün müdür? Olası var mı? Şöyle bir şey yaşanıyor bizde. Bazı hocalarımız 40 yemeklerinde, sene yemeklerinde Kur'an'ı Türkçeleştirilmiş biçimiyle okuyorlar. Şimdi böyle bir moda oldu diyelim. Böyle bir uygulama başladı birkaç aydır. 6 ay kadar bir süre oldu başlayalı. Bazı hocalarımız böyle okumaya başladı. Bunun dışında bizim yönetimimizde de tartışılan bir konu. Ancak henüz netleşmiş değil. Çünkü tabandan gelen, az önce bahsettiğim biçimiyle ciddi baskılar yaşıyoruz. Şimdi bu burada konuşuluyor ama tabi inancın batını yönü, tasavvuf yönü, dedelerimiz burada, hocalarımız burada, onları bu konuyu daha hakimler daha iyi açıklayacaklardır. Ancak benden önce konuşan canların sohbetlerinden dinlediğim bazı noktalarda itirazlarım var. Onları belirtmek isterim. Sizin belirttiğiniz gibi Osmanlı'da dahil, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde de dahil Aleviler sürekli bir baskı altında yaşamıştır. Katliamlar yaşadık. Bunları görmeden, bu baskıları görmeden, bizi asimile etme, bizi yok etme, kendine benzetme çabalarını görmeden, bizim insanlarımıza, çocuklarımıza, ben kendim de öğrenciliğimde, ortaokuldayken yaşadığım Fatiha'yı ezberlemedim diye disiplin kuruluna verildim. Babam geldi, din bilgisi öğretmenine yalvardı, yakardı. Babamın yalvarması nedeniyle ben disipline verilmekten kurtuldum. En kısa sure, yanılmıyorsam Kevser suresiydi. Vallahi. Onu ezberlemek şartıyla din dersinden geçebildim, disipline verilmedim. Şimdi kendim de dahil çok yoğun baskılardan, çok ağır tecritlerden geçen bir toplum olduğumuz için insanlarımız, bazıları bu baskılara dayanamıyorlar. Benzemenin
bir kurtuluş yolu olduğunu düşünüyorlar. Bu bir gerçek. Bunun camilerin köylerimizde yapılması böyle çok gönüllü olmuş şeyler değil. 12 Eylül